Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve vatandaşlar katıldı. İşitme engelli çocukların İstiklal Marşı'nı okuduğu Down Sendromluların mehteran gösterisinin ardından konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, engellerin kalkınmanın bir parçası olduğunu kaydetti. Allah'ıma hamd ediyorum, şükrediyorum ve sizin gibi hemşerilerimiz arkamızda durduğu için, milletimiz arkamızda durduğu için bunu başarıyoruz. Ben Kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptım. Yetim, yoksul, yaşlı, mağdur, muhtaç hepsinin devletin merhamet yüzü nedir, şefkat yüzü nedir, ya sosyal devlet nedir? Yazmışız anayasaya sosyal devlet nedir? Bunların hepsini Sayın Cumhurbaşkanımız da bu dönemde ne olduğunu toplumumuz anladı. Ve şu anda bunun örneğini artık engelli tanımını değiştirerek başladık. 2005 yılında engellilerin hukuki düzenlemesi yoktu. Adalet Bakanım burada. Hukuk devletinde engelli tanımı, çürük diyorduk. Burada sakat diyorduk. Engellileri zihinsel olarak ikinci sınıf vatandaş olarak daha tanımlayarak yola çıkıyorduk. Bütün tanımları değiştirdik. Eğitimde artık engelli çocuklarımız okuyor. Üniversiteye gidiyor. Özellikle bakanlık dönemimizde Sayın Bakanım da biliyor, engellilerle ilgili sınav sistemini değiştirdik. Hepsini kendi içinde ayrı sınav ediyoruz. Engellilerin öğretmen olabileceğini, öğretmenlerden engelli olabileceğini gösterecek çok önemli çalışmaları yaptık. Ne götürdüysek Sayın Cumhurbaşkanımızdan 2-3 katını alarak geldik. Önce insan mı, önce para mı? Biz önce insan dedik, engelli dostu bir ülke kurmak için yola çıktık. Bugün hamdolsun bunu başarmış olarak huzurlarınızdayız. Vali Davut Gül ise Gaziantep'te birlikte iş yapma kültürünün olduğunu söyledi. Bu şehirde beraber hareket etme kültürü var. Adalet Bakanımızın önderliğinde, milletvekillerimizle, belediye başkanımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla beraber, hayırseverlerle beraber, Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef gösterdiği projeleri en iyi şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da her türlü engeli aşacaklarını dile getirdi. Bugün her engeli aşarak hayata dair umutlarını diri tutan engelli kardeşlerimizle ve onların değerli aileleriyle birlikte olmaktan dolayı da büyük bir onur duymaktayım. Bizler her zaman inandık ki sevinci paylaşarak artıran, üzüntülerimizi de paylaşarak azaltan bir milletiz. Büyük bir aileyiz bakanlığımızın isminde olduğu gibi. Engelli kardeşlerimizin enerjisi bize geleceğe dair heyecan veriyor, umut veriyor. Çünkü engelleri beraber aşmaya, birlikte soruların üstesinden gelmeye her daim devam ediyoruz. Selçuk'un ardından açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise asıl engelin insan zihninde olduğuna dikkat çekti. Engel insanın zihnindedir. Engel insanın kalbindedir. Nice insan görür, yürür, koşar ama bu ülkeye, bu cennet vatana yabancı, şaşı bakan, insanımızın kültürüne şaşı bakan, yabancı bakan, zihinlerde engeller olanlar az önce gördüğünüz sözde engelli kardeşlerimizden daha engellidir, bu ülke için engel olmaktadırlar. Son olarak sözü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk aldı. Bu Engelsiz Yaşam Merkezi'nin adını Şefkat Merkezi koymak lazım, Merhamet Merkezi koymak lazım.
bütün yürekleri tek bir yürekte birleştiren böyle bir merkezde emeği geçen herkese, başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Kuveyt Foundation'ın da desteklerini de hatırlamakta fayda var. Çok çok teşekkür ediyorum. Yürek müteahhiti Fatma Şahin hanımefendiye hususen teşekkür ediyorum. Burada böyle özel bir günü bütün milletimize yaşatan, emeği geçen herkese hasreten teşekkür ediyorum.